Şu anda İran'ın en büyük 3. şehri İsfahan'dayım. Burası Safaviler dönemine başkentlik yapmış bir şehir ve o dönemden kalma binlerce eser var. Şu an ise Nakşi Cihan Meydanı'ndayım. Türkçe anlamıyla dünyanın resmi meydanı anlamına geliyor. Burası Safaviler döneminden kalma eskiden çok önemli bir ticaret bölgesiymiş. Mesela buralarda falan hep dükkanlar var. Bunların arkasında da binlerce dükkan var. Örnek vereyim, şurada bir tane Kayseri pazarı var. Böyle buralarda İranlıları falan var, böyle İran kilimleri. Bakar mısınız, böyle şatafatlı dükkanlar var. Böyle üstüne işlemeli tavlalar, ondan sonra saklama kapları, böyle değişik güzel bir şeyler yapmışlar. What is this? For eyeliner. Eyeliner. Burada bakar mısınız, böyle değişik bir şeyler var, eyeliner'mış. From which country? İstanbul. İstanbul, oh. Yes. Hıdafes. Bye bye. Bye bye. Basura, basur, basur. Bir de arkadaşlar, burada şöyle bir olay var. Nevruz dönemi böyle her evde bir masa var ve masada 7 adet böyle kase bulunuyor. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim zaten. Bir de kırmızı balık koyuyorlar buraya. Hani Nevruz'da bunların bereket getireceğine inanıyorlar. Bereket? Bereket. Bereket is table. Farsi bereket. Yes. Arabic. Arabic, Farsi. Farsi şükür. Şükür. This şükür. Hapsi name. Yes. This seven symbol first name S. Okay? S. Apple name is Farsi Sip. Sencet, Somo, Seke, Samanu, Sir, Sabze, Fish, Red, Mahi Kermes, Sork. Sor, like red, okay? Şükür. Yes, symbol. Okay, bereket, şükür, Allah. Hadi, yes. Hudafes. Symbol şu. Recep abi. Recep İvedik. Recep İvedik. Hemen şurada ise Ali Kapı Sarayı var, meydanın batısında. Burası ise buranın simgelerinden biri. Ali Kapı Sarayı'na girdim arkadaşlar. Burası böyle uzunca bir koridor falan var arkaya doğru. Sanırım buralarda da müze var. Selam. Bu bir selameti. Ya bakşi. Where are you from? İstanbul. İstanbul. Yes. Nasılsın abicim? Abicim iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Hudafes. Burada da sanırım bir müze varmış. Türk bir arkadaşla tanıştım, Konur'la birlikte geleceğiz müzeyi. Müzenin içinde buranın yapılış tarihini anlatıyor. Örnek vereyim, 1577 yılında ilk hali bu şekildeymiş. Sonra bu şekil olmuş 1602 yılında. 1617'de biraz daha üzerine kat eklemişler. 1624'te böyle son hali de işte burada. 1644 yılı. Şu anki günümüzdeki hali. Merdivenlere falan hep böyle işlemeler yapmışlar. Arkadaşlar bakar mısın, çok güzel. Böyle buralara seramikler falan döşemişler hep. O aşağıdan gösterdiğim yerin çatısına çıktım arkadaşlar. Burası ana baba günü yani.
Manzara da efsane. Bakın sizlere göstereceğim şimdi. Bakar mısınız ya? Burası aynı zamanda İran'ın en büyük meydanıymış. Şeyde suyun içinde çocuklar yüzüyor. Meydanın doğusunda da arkadaşlar böyle bir tane cami var. Burayı da müzeye çevirmişler. Hani insanlar gelip buralardan bilet alıp içeri giriyorlar. Ama şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz İran'da. Mesela örnek vereyim, İran halkına 5000 dinara, 5000 tümene veriyorlar bileti ama turistlere 100.000 tümene veriyorlar hani. Nereden baksanız 20 katı bir fiyat çekiyorlar. Gerçekten yani bütün müzelere girmeye kalksak binlerce paramız gidecek. Bu camide böyle mavi bir... Böyle her yer masmavi. Şimdi burada Çağal Sultan Sarayı varmış, oraya gidiyorum. Burayı da böyle işte şey yapmışlar, şenlik alanı gibi. İranlıları var buralarda. Şuralarda bir şeyler yapıyorlar ya, bakalım. Arkadaşlar, bu Çağ Sütun dediğimiz yere geldim. İçeriye giremiyorum. Yani niye diyeceksiniz? Şimdi şöyle bir durum var. Hani biraz önce de bahsettim müzeye girerken. Normalde 5000 tümen olan, yani Türk parası 2,5 TL olan şeyi turistlere burada 50 TL'ye satıyorlar. Yani 100.000 tümene. Yani arkadaşlardan rica ettim. Hani buradaki çalışanlardan. İçeri almıyorlar. Hani normal bilet almıştık biz burada birilerinden rica edip. Burada şuradaki güvenlik abiler almıyor. Aha, buraya oturdum. Çel sütununu seyrediyorum yani buradan. Biraz daha ısrar edeceğim. Alırlarsa içeriye gireceğim. Almazlarsa da ya artık yapacak bir şey yok yani. Hani bütün müzeleri gezmeye kalksam gerçekten bir sürü param gider. Zaten para yok elimde doğru düzgün. Geçen gün bileklik kolye sattım, öyle elime biraz para geçti. Ya ne yapacağız bilmiyorum ya. İran'da maalesef turistlere bu konuda hiçbir değer yok. Hani insanları çok sıcakkanlı, çok misafirperverler. Ama böyle müzeymiş, diplomatik şeyler, hani nasıl desem, üst kademelerin yaptığı şeyler gerçekten çok büyük bir problem. Ya biz de bunların çilesini çekiyoruz. Örnek vereyim, ben buraya geleli şu anda bir ay oldu. Şu anda benim sim kartım kapanmış. Yani sim kartta problem yok, telefonda problem var. Hani e-mail falan attırmamız lazımmış. Şu an maalesef içeri giremiyorum. Biraz önce şimdi abi çağırdı. Diyor ki
bir tane bilet alın ikiniz girin diyor. Hani yine pahalı abi. Normal bilet 5000 tümen. Mesela arkadaşımla ben girmek istesem 10.000 tümene girmemiz lazım. Ama bu adam bizden 10.000 tümenden 10 tane istiyor. Yani 100.000 tümen verin ikinizi alayım diyor. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Aha abi de burada. Gelip bakıp duruyor bize böyle sürekli. Abi sen de konuş abi. Baksana. Kendi aralarında konuşuyorlar. Çok takip ettim. Çok. Bu sarayın şöyle bir özelliği var. Safeviler döneminde yapılmış. Gelen konukları falan misafir ediyorlarmış sanırım burada. Bir de şöyle bir olay var. Şurada 20 tane sütun varmış. Ama bu suya yansımasıyla birlikte 40 tane oluyormuş. O yüzden dolayı buraya 40 sütunlu saray diyorlarmış. Hani 40 sütunlu çehel falan ona benzer şeyler diyorlarmış. Abi ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Ne düşünüyorum? Bize çok yazık ettiler abi. Çok yazık ettiler. Adamlar çok inatçı ya. Almıyorlar içeri. Arkadaşlar biz biraz önce şu ön taraftaydık. Buradan geldik. Buradan atladık. Burası da çehel sütunmuş. Yani sanırım kaçak girdik biz buraya. Abi ne yapalım ya adam, biz şimdi 200.000 tümen versek buraya ya Türk parasıyla 100 TL para yapıyor. Zaten benim cebimde de 110-120 tümen falan para var. Biletli kolyesi satmam lazım birkaç gün sonra. Bir sürü ihtiyaçlar var. Yani dert tasa bitmiyor. Buraya da böyle şeyler koymuşlar. Bunlar tarihi bir şey herhalde, baksana ya. Eski. Eski bir şey, evet evet. Burası da aynı şekilde yine ormanlık bir alan. Bayağı yeşillik. Çelsun nerede? Aha geldik. Abi işte bu ya, geldik. Biraz önce şuradan bakıyorduk biz, neyse o adamlar bizi görmesin lan. Gel gel hızlıca şu ileriye gidelim de. O adamlar görürse problem yaratabilir. Okey. Fotoğraf çektirmek istiyor sanırım. Burası da işte Charles Sutton. Güneş yansımasından hiçbir şey gözükmüyor ya. Dur bakayım. Şu suya bakalım. Evet, suda yansıyor mesela şeyler. Sütunlar. İşte o görkemli saray burası arkadaşlar. Orada güneş yansımasından gözükmüyordu. Buraya ne yapmışlar? Aa, bu etraftaki tarihi şeylerin mini kartografisini yapmışlar. Bakar mısınız şu görkemli yere ya? Adamlar zamanında neler yapmışlar? Şu ortası. Bir sürü tarihi eser yapmışlar ya. Şimdi sarayın içine giriyoruz. Buralarda böyle güzel bir sistem, bir şeyler yapmışlar. Vay, ama çok güzel bir saray ha. Bakar mısın bayağı? Ana baba günü buralar ya. Burası da sarayın arka tarafı. Böyle her yer yeşillik, ormanlık. Arkadaşlar müzenin girişi buradan ama çıkışı buradan. Rahat rahat çıkabiliyoruz. Burada da asker bekliyor bir tane. Buralarda böyle stand tarzı bir şeyler yapmışlar. Tatlı. Çok tatlı. Bu elmalı bakın. Sütlü, fıstıklı. Bunu bilmiyorum. Sen bunları Van'da mı satıyordun? Van'da satıyorum. Verse. Van ben satıyordum. Esnaf. İstanbul'dan geliyormuş bunlar.
Can tepe getirdim. Pepper mi? Sovade kerman çağı pepper mi? Ne bulursak deniyoruz ya. Pepper shop sadece zart olan. Bu çok güzel duruyor. Gel teşekkürler. Ya Lance, rado lazım. Gel yarı yarıya bölüşelim. This how much? Where are you from? Istanbul. Istanbul. What time? This 100. Okay. 100. Okay. İsfahan'da Safaviler döneminden kalan böyle köprüler var ve bir sürü yeşillik alan olan böyle parkları falan var. Gerçekten çok güzel yerler var. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yakında YouTube'da para kazanmam açılacak. Arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.